Yandaki bebek 7 yaşında bir çocuk. Tamam ya. Beraber yok yani. Tamam, tamam. Oraya zaman ateş kenarındayız, işte arabalardayız. Hiç böyle şey olmuş artık, bayışmışım yorgunluktan, bitkinlikten de. Geldiler diye bir ses duydum. Biz şey bekliyoruz, bir kurtarma ekibi, itfaiye, AFAD, bir kolluk kuvveti bekliyoruz. Kendime geldim. Kim geldi Bora? Abi kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan var mı? Talisiye merkezinden aradılar. Dediler ki büyük bir deprem oldu. Zonguldak'tan deprem bölgesine yola çıktık. Fakat yoldayken Niğde'ye gelmeden önce Elbistan depreminin haberini aldık. Çok zor bir dönemdi, çok zor bir süreçti. Ben işteydim o gün. Ciddi anlamda çok uzun sürdü. Artık bu kelime-i şehadetten ötürü artık bitsin, dursun artık demelere kadar geldi. İlk ekipleri şeye yönlendirdiler, Kırkan'a yönlendirdiler. Arama kurtarma ekibi veya bir yardım edecek profesyonel bir ekip gitmemiş olduğunu anladık. Çünkü her yer çok karanlık. Her yerde yardım sesleri var. Yani biz Hatay'a, Kırkan'a gittiğimizde şehrin %70-%80'i yıkık, hasarlı, dağınık bir haldeydi. Dedim ki Allah'ım burası dedim cehennem olmuş. Yani bizim haberlerde gördüğümüz veya hani sosyal medyada gördüğümüz şekilde değil yani. Çok çok daha kötüydü gittiğimiz zaman. Biz şimdi depremi nereden biliyoruz? Yani haberlerde bize karşıda işte gösteriliyorlar yıkık binalar, onlar bunlar. Ama orada birebir canlısıyla karşılaştığı zaman tamamen farklı oluyor. Sanki böyle hani küçük kıyamet. Böyle herkes işte biri oğlum diye ağlıyor, biri annem diye ağlıyor. Hani hangi birine koşacağını sapıtıyorsun şimdi. Biri kolundan tutuyor seni, abi diyor gel diyor annem var burada. Artık insanlar umudunu kaybetmemek için enkaz altında hani ses gelmese bile ses alıyoruz abi gelin diyorlar gidiyoruz mecburen. Hiç durmaksızın eve koştum ben. Yani böyle bir manzarayla karşılaşacağımı biliyordum ama bir ümit. Allah'ım bina yerinde dursun. Bir enkazla karşı karşıyasın. Bağırışlar, çağırışlar, işte eşimin adı Tuğçe. Tuğçe ses ver. Kızım ses verin, ses yok. Yer altına indiğimiz zaman biliyoruz ki tekrar çıkamama ihtimalimiz var. Her gün bununla karşı karşıyayız. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela biz yer altından çıktığımız zaman hepimiz birbirimize şey deriz, geçmiş olsun deriz. Aslında geçmiş olsun kelimesinin büyük bir manası vardır bizim için. Yani o gün canını orada bırakmadın, çıktın, ailenle berabersin demektir. Kenarda, enkazın başında aileler bekliyorlar yakınlarına ulaşmayı. Bizim orada durma şansımız yok. Bizim dairenin giriş kapısına kadar yaklaşmışlar. Abim oradan bana şöyle bir hareket yaptı. Yani yaşıyorlar. İşte olay bundan sonra başlıyor aslında. Ses alıp ve müdahale edememek üzerinden ne kadar zaman geçti biliyor musunuz? Bu Zonguldak TTK'nın Kozlu Tahnisiye ekibinin gelmesinin o aradaki saat farkı 17 saat. Biz iyiyiz. Çocuklar yanımda ama burası çok karanlık ve dar. Yağmur yağıyor, artçı depremler oluyor, binanın geri kalanı yıkılıyor. O 17 saati ne onlar anlatabilir ne de dışarıdaki ben. Kırıkan'daki öğretmen evi binasına yönlendirdiler bizi. Öğretmen evine başladığımızda yan tarafta da bir Türk Telekom binasının şeyi varmış, lojmanı varmış. Orada da bir enkaz var. 13-14 yaşlarında ya bir çocuk geldi yanıma. Ya dedi abi dedi böyleyken böyle dedi. Hani yan tarafta dedi işte ablamla dedi yeğenlerim var dedi. Seslerini alıyoruz ama şey yapamıyoruz hani yanlarına ulaşamıyoruz.
O da Veli'nin ailesiymiş. Tabii sonradan öğreniyoruz bunları. Ekibi ikiye bölmüşüz. 6 kişi bir tarafta çalışıyor. 6 kişi de öğretmen evine geldik. Şimdi Veli de geldi. Ses de alıyoruz. Öğretmen evinde de çalışmamız lazım. Orada da bir daha ikiye bölündük. 3 kişi öğretmen evine. Ben de başlarındayım. 3 kişi de işte hemen öğretmen evinin yanındaki Türk Telekom binasının lojmanına. Elimizde bir kazma. Ondan sonra bir kürek, bir de siviç denilen aletlerimiz vardı. Onlarla girdik, seslendik. Sesi duyduktan sonra bitti bizim için ya. Yani biz orada ya öleceğiz ya alacağız. Yani isterse o bina üzerimize çöksün, şey yapsın. Küçük bir kendimize girebileceğimiz kadar bir delik oluşturdu. İçeriye girdim. Ya bakıyorum, bir şey yok. Bir de içimden şu geçiyor. İçeride bir tane 3 yaşında, bir tane 5 yaşında çocuk var. Onları da alırsam ilk cenazem olacak. Ya diyorum Allah'ım bana diyorum bunları diyorum ölü olarak nasip etme. Yani şunları canlı alabileyim. Allah'ım içimden dua ediyorum. Allah'ım şunları canlı alalım. İşte Allah'ım ölü olmasınlar. İlk olan bunlar olmasın. Bir çözüm aramaya çalıştı. O hala aklımdadır. Veli'ye dedim ki Veli gel bakayım lan dedim buraya. Dedim ki evin dedim bana şeklini çiz bakayım şuraya. Yağmur yağmış. Arabanın üzeri su. Baloncuk. Omzumdan tuttu. Oğlum bana evi çiz dedi. Ya baktım buna abi ben sana buraya nasıl evi çizebilirim? Biraz sıktı omuzumu. İçeride ailen var. Eşin ve çocukların var. Bana evin odalarını çiz. Ne yapabilirler? Nereye gidebilirler? Belki de şu anda yapamam ben o çizimi. Abi dedi burası salon. Şurası işte mutfak. Kafamda salonu şey mutfağı gördüğüm için canlandırabiliyorum kendimce. Dedim hol nerede? Yatak odası nerede? Abi dedi onlar dedi yatak odasında yatmazlar dedi. Biz dedi salonda yatıyorduk. He. Ondan sonra ben Ertan abiyi görmedim. Yanına iki ekip arkadaşını almış. Binanın arka tarafından girmiş. Oluşu bakacağız. Dur seni göreceğim ben birazdan. Az bekle. Tuğçe dedim sesimi duyuyor musun kapıyı kırdıktan sonra? Abi duyuyorum dedi. Ses tabii daha fazla şey yapıyor. Nerede olduğunu göremiyorum kızım. Kızım neredesin sen dedim. Abi dedi çamaşır makinesinin altındayım dedi. Şundan bak şundan oynattığımı gördün mü? Oynattığımı gördüm. Tuğçe. Gördüm hayvanları. Tamam oradan çocukları bana geçittirebilir misin? O tahtayı aldıktan sonra çocukları bana oradan geçittirebilir misin? Bir tanesi tuttum aldım. Çıkardım onu. Ondan sonra dedim ki kızım önce sonra ikincisini ver. İkincisini verdi, çektik aldık. Gel senin ağzını yerim gel. Gel minnoşum gel tut elimi tut. Ama elimi tut. Gel. Tut kızım. Sonra Tuğçe. 20 santimlik delikten yani Tuğçe'nin çıkması çocukları biraz çekerek aldım. Tuğçe. Buraya bizim hiç yapacak olduğumuz bir şey yok. 20 santimlik deliği 30 santim çapında falan yaptık. İki arkadaş bir kere de onu çekip böyle kuvvetli bir şekilde yani orada onu çıkartırken canı yanmıştır. Duvarlar kenarları canını yakmıştır ama ona bakmıyoruz artık. Canını alabildik mi ona bakıyoruz. Gel kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kızım gözüne gel, kurbanlayayım seni. Tamam gel ya. Hadi Tuğçe. Hadi bakalım. Hadi. Bismillah. O eline öyle kalsın. Hadi bakalım. Hadi. Gidiyoruz. Hoppa. Yani ağlamama geldi değil. Orada sevinçten ağlıyorsunuz bu sefer. Yani şimdi her şeyin öyle gideceğini hesaplı. Yani düşünüyorsun. Yani tamam bunları aldık. Buradan çıkacağız. İşte aynı şekilde başkalarını alacağız. Oradan çıkacağız. Başkalarını alacağız. Yani ölümü düşünmüyorsunuz kafada yani. Cenaze çıkaracağınız hiç aklınıza gelmiyor. Yani benim hiç gelmedi yani. Nasıl söylenir? İkinci bir hayat. Çocuklarına kavuşmak, eşine kavuşmak. Yine tekrarlıyorum. 17 saat onları orada bekletmek. Ondan sonra bir çalışma başlıyor. Ve bu çalışmayı başlatanlar gönüllü arama kurtarma ekibi. Anlatabiliyor muyum? Gönüllü olarak Zonguldak neresi? Hatay neresi? Kaç saatte gelmişler? 12-13 saatte gelmişler.
ya hiç gelmeselerdi. Aileyi oradan çıkardıktan sonra apar topar hani hastane telaşesine kapıldık. Orada eşime dedim ki çok büyük ayıp ettik. Ne oldu dedi. Ya dedim abilere dedim bir teşekkür etmedik dedim ya. Yani apar topar dedim sizi aldık dedim oradan dedim çıktık dedim. Merak etme ben onları bulacağım dedi. Hani bir minnet borcumuz var size, bir vefa borcumuz var. Hani ayağımıza çağırmak gibi olmasın ama biz dedik sizi ekip olarak görmek istiyoruz. Kırmadılar. O kadar mutlu olduk ki tamam dediler yani. Direkt tamam geliyoruz. Bir şekilde ekibimizi buldu. Yani bir de inatçı bir kız. Öyle bir şey bırakmıyor yani. Biz de ekip arkadaşlarımızla beraber dedik ki böyle böyle bir şey yapalım mı? Hani güzel olur. Hani bu kadar acının üstüne iyi bir şey olur gibisinden. Dediler tamam o olsun. Ekip arkadaşlarımızla beraber toplandık. Buradan Ankara'ya gittik. Evet. Canım sıkılmadı değil mi hiç orada? Canım sıkılıyor yani. Biraz sıkıldım ya. Çok. Çok sıkıldım. Evet. Allah Allah. Ertan abi konuşmadı mı sizinle? Konuştum. Çok mu konuştu? Bana mesela onlar baba derler. Benim bir kızım, manevi kızım, iki tane de torunum var bu yaşta. Ben zaten kapıdan girer girmez gördüm çocukları ağlamaya başladı. Oraya girdim ağladım, çıkana kadar ağladım yani. Zonguldak'a gelen, yani Zonguldak değil de evden çıkana kadar ağladım. Veli olsun, Tuğçe olsun, çocuklar olsun bizim bir ailemiz oldu bu bizim arama kurtarma ekibinin. Her daim görüşüyoruz, her daim onları kolluyoruz. Küçücük bir sıkıntılar olsa yardım ediyoruz. Onlar da bizim için aynı şeyi düşünüyorlar. Yeni bir aile olduk onlarla. Abilerime abi, aileme aile kattım. Karadeniz'de. Karadeniz'de ailem oldu, Karadeniz'de abilerim oldu. Eşim hep şöyle söylüyor. Kahramanlar. İnsanlara umut oldular. İnsanlara güneş oldular. O yağmurlu havada. İkinci de çıkacak şimdi. Hala kulağımda mesela. Geldiler. Az kaldı yanda ya. Böyle kendime geldim, gözlerimi açtım. Fosforlu kıyafetleri, baretleri ve kafa lambaları. Süpersiniz abi, süper. Hani biz de şeyi bekliyoruz böyle daha resmi kıyafetli. İşte ne bileyim böyle nasıl iş makinalarıyla gelen bir ekip bekliyoruz. Madenci depremde en hazır insan. En hazır, en donanımlı insan. Çünkü neden? Her gün biz yeraltını tahkim etmekle görevliyiz. Yani yer altında bir boşluk oluşturuyoruz. Orayı ayakta tutmakla görevliyiz. Kömürle alakalı bir şey yaptığımız zaman işte deliyoruz, tahkimatını yapıyoruz, kömürü alıyoruz, ondan sonra göçertiyoruz. Sistemimiz biz o. Bunu yaparken de işte elektrikli panzerlerimiz var. Elektriğine de bakıyoruz. İşte havayla mücadele ediyoruz, gazla, metanla mücadele ediyoruz. Ama şeyde enkazda canla mücadele ediyoruz. Yani aman burada bir binaya girdik çıktık. Bir polis, bilmiyorum artık, polis memuru geldi. 3 günden, 4 günden beri bu binaya kimse girmesin, nasıl girdiler diye sordu, bize soru sordu. Ben soruya cevap verdim. Biz dünyayı sırtlamışız. Yani 3 katlı, 4 katlı binayı görme bile görmüyor gözümüz. Şöyle bir yerden girdim ben. Ya arkamda şey vardı, askerden yüzbaşı vardı. Ben dedi şu an dedi burada dedi, dünyanın bütün parasını versem ben buradan içeri girmem dedi. Yani öyle yerlerde çalıştık. İstihbarat güvenliği ilk planımız bizim. Ama hani insan olunca bu sefer insan kendi şeyini düşünmüyor. Hani böyle tam diyorsun hani yoruldum, öldüm, bittim. Hani gerçekten çok yorulduk şey için değil. Tam böyle bitkin bir halde duruyorsun. Bir ses geliyor. Hani sanki hiç 24 saat uyumuşsun, canlanmışsın gibi. Ocakta arkadaşım kazalandı. Onu sırtımda indirdim aşağıya. Ayaktan aşağıya sırtımda indirdim. Yani bizim için insanın canı önemli ya. Onun çaresi sensin. Başka kimse değil. Annesi babası dışarıda bekliyor. O bile giremiyor. O giremediği yere sen girmek zorundasın. Zorunda hissediyorsun. Bu işi sen biliyorsun çünkü. O enkaza nasıl gireceğimizi, nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Eğer orada bir sağ insan varsa onu nasıl alacağımızı biliyoruz. Hangi tahkimatlarla gireceğimizi biliyoruz. Ona nasıl ulaşacağımızı, neresinden ulaşacağımızı az çok hani nerede bulunabileceğini tahmin ediyoruz. Mesela enkaz oldu, deprem salladı. Bu insan kaçtı. Nereye kaçtı bu insan?
ya merdiven boşluğuna kaçtı. Ben bir önce çıkayım diye oraya kaçtı. Ya daha bilinçli olan nereye gitti mesela? Yatak odasında yakalandı. Yatağının yanında. Biz bunlara bakıyoruz önce. Emniyetimi alarak giriyorum yani. Öyle deli baş, yani ben tamam çok cesaretliyim, deliyim, ben buraya girer kırarım falan yok. Madenci bilinçli bir şekilde cesaretli çalışır. Çünkü her zaman çalıştığı bir ortam, olayın bütün risklerini en iyi bilen insan. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında çok cahil gibi, cahil cesareti işte buraya yapılmaz edilmez ama bunlar girdi, bunlar tam bir işte cahil cesaretiyle çalışıyorlar şeklindeki diyaloglarda bizim dışarıdan bakıldığında öyle görünebiliyor tabii ki ama bizimle beraber çalışan, bizim çalışmalarımızı izleyen insanların ne kadar güvenli bir şekilde çalıştığımızı gördükten sonra ya evet bunlar cahil değiller, bunlar aslında en bilinçli, en bilgili insanlar ki bu şekilde çalışıyorlar şeklinde oluyor. Biz orada ilk iki gün malzeme yanında sıkıntı çektik. Malzeme, yani buradan bizim getirebileceğimiz herhangi bir malzeme yoktu. Bizim kendi yeraltı malzemelerimizi oraya getiremedik işte. Bizim her şeyimiz sitimle, sitim dediğim havayla çalışıyor. İşte domuz damları, ağaç malzemeler, direkler, gamalar, bunları getirdik. Bizim yanımızda kazma vardı, tokmak vardı, kürek vardı, demir kesici aletimiz vardı. Ya bizde hidrolik makaslar çoğu yerde çok işimize yaradı. Kendimizde yoktu ama bulunduğumuz yere itfaiye hızlı geldiği için onları çok kullandık. Mesela biz demir makaslarla gittik burada. Araç gereç yoktu, çok kısıtlıydı. Onlarla da kesmek bir sürü zamanımızı aldı. Bu hidrolik makaslar, kürükolar, işte kolonları kaldırmada, kolonların o büyük demirlerini kesmekte bunlar çok işimize yaradı. Diğer tarafta falan çalışma olmayan bir kirko var mı? Kirko aldım. Hidrolik kirko. Hiltiyi sağdan temin ettik. Buradan giderken hiltimiz yoktu. Jeneratörü sağdan temin ettik. Herhangi bir makamdan, kurumdan, hiç kimseden emir beklemedik, talimat almadık. Biz tamamen bunları inisiyatif alarak yaptık. Şimdi buradan bir otobüse adam gidiyorsunuz. Malzemeniz kısıtlı. Yani orada bölündüğünüz zaman size bir kazma kürek, işte bir de hani siviş deriz yani bir demir malzememiz var. O düşüyor. Yani oradan sonrası sizin ustalığınıza kalmış bir şey. O da ne ki? Yani çevrenizdeki materyallerden kendinize orada kurtarıcı bir malzeme yani şey yapabilmek. Bizim hani olmazsa olmaz dediğimiz, yani önce Allah sonra domuzumu takimat dediğimiz takimata girdik biz. Tavanın yükünü hiçbir basınç şey yapmadan, yani hiçbir yere iletmeden direkt tabana ilenten bağımsız bir takimat türü, domuz damı. Yani çeker gücü çok fazla olan malzemeler bunlar, ağaç malzemeler. Bunları ilerlediğiniz hat boyunca açıyorsunuz bir yer, hat boyunca kilit sistemi yaparak diziyorsunuz üst üste. Bütün binanın yükünü ya da herhangi bir orada ağırlığın yükünü ağaçlara veriyorsunuz. Onlarla ilerledikçe onları mutlaka koymanız lazım. Onları mutlaka hazırlamanız lazım. Onların sayesinde ilerliyorsunuz. Hani o domuz bağlarını kurduktan sonra binanın içinde depremi yaşadık. 3 kere, 4 kere yaşadık hatta. Sallanıyor şakır şakır ama biz orada sağlamda olduğumuzu biliyoruz. Domuz bağlarını çünkü biz kurduk. Aşağıda yer altında da aynı şekilde domuz bağının olduğu yerde göçse de biz güvendeyiz. Yani ayı bacağı dediğimiz ağaç takamatıyla. Mesela şu diyelim beton balığı çökecek mesela, çökmesin diye şuradaki buradaki direğe kurdağızı yapıp buradaki bloğa yapıştırmak. Ayıbacı dediğimiz o sistem. Ondan sonra bazı yerlere giremediğimiz yerlere domuzlama, fırça dediğimiz fırçalama, kurdağızla yine oluyor fırçalama dediğimiz. Ağaç bağı, hani kale dediği gibi bağ yapıyorduk, bağ yapa yapa gidiyorduk, ilerliyorduk yani. Biz bunları gördük yer altında. Bina yıkıldı, enkaz haline dönüştü. Biz bunlara yukarıdan aşağıya giremiyoruz. Neden? İnerken oradaki canlı kişinin üstüne moloz, işte hafriyat düşüp öldürmesin diye bunlara yanlardan girmeye çalışıyoruz. Bir yerden delik açtılar. Alanı genişlettikçe sağlı sol domuzlamı ördüler, ilerlediler. Boşalttıkça domuzlamı ördüler, ilerlediler. Boşalttıkça domuzlamı ördüler, ilerlediler. Bu domuz damı tavana sıktırarak yapılır. Yukarısı göçse bile sen orada hayatta kalırsın. Ha, etrafın dolar belki. Sen de orada kalmış olursun ama hayatta kalırsın. Arkandan gelen seni ona canlı çıkarabilir yani. Yani daha çok kuyu açmayı tercih ettik. Çünkü kuyu açtığımız zaman bina artık üst üste tabyalar oturmuş. Herhangi bir artçı depremde veya sarsıntıda
kuyu, açtığınız kuyu bozulmuyordu. Yani kurtarma çalışması yapan ekibi de riske atmamak için biz kuyu inmeyi çok tercih ettik. Kuyu inerek kurtarma çalışmalarını yaptık. Domuzlamı çok gündeme geldi. Domuzlamıyla giderken, kuyuda nasıl dikiniyorsanız domuzlamıyla giderken arkadaşlar yatay ilerledikleri yerlerde domuzlamı yapıyorlardı. Yani bildiğiniz tost gibi. Yani bu tost ekmeğin arasına kaşarları koyuyoruz ya. Yani o kaşarlar gibi düşünün. Yani bizi de bir fare olarak düşünün yani. Fare kenardan yemez kolayına. Yani yukarıdan böyle hani dele dele gider yani ortasında oya oya gider. Biz en üst kattan başlıyoruz. Yani katları o şekilde ulaşıyoruz. Yani biz yani kepçeden beklediğinizi bizden bekleme şansınız yok. Biz onu deliyoruz. Hani arka katlarda illaki boşluklar oluyor. Yani o koltuklar olsun işte dolaplar falan olsun. Yani o blokları tamamıyla yapıştırmıyor. Biz o araya giriyoruz. Ondan sonra o arayı işte şey yapıyoruz işte varsa bir şey işte cenaze varsa cenazeyi alıyoruz. Canlı varsa canlıyı alıyoruz. Ondan sonra diğer katı deliyoruz yani. O aradan giriyoruz diğer katı. Yani bu dizlerimizin üstünde oluyor. Yani İki büklüm dediğimiz tabirde oluyor. Bir ses duysak, o an kepçenin üstüne çıkıyorduk biz. Düdük vardı. Düdüğü çalardık. Kimse ses yapmasın. Şu an bir ses aldık. Ses istemiyorum. Hareket dahi etmesin derdik. Yürüme dahi yürümüyor kimse. Oranın halkı, araçları durduyorlardı. Hiç kimse orada sessizlik oluyordu. Sessizlik diyordum böyle. Sessizlik. O anda sessiz oluyordu. Oradaki canlıyı rahat hani yerleşebilmek için, düşün yani nerede olduğunu tespit edebilmek için o yönden konuşuyorduk o canlıyı orada. Öyle biz canlı aldık yani. Dinleme yapacağız. Dinleme yaparken de aynı. Sessizlemiyoruz, sessizlik. Böyle bağırdık böyle, çağırdık böyle, sessizlik. Bir en az 5 dakika, 6 dakika sesimi durduk. Sesimi duyan var mı? Hani enkaza bir yerleştirdik, sesimi duyan var mı, sesimi duyan var mı diye bağırdık. Bir orada en ufak bir ses aldık. Tamam buradan ses aldık dedik. Hiçbir şey sesini çıkarmaz ya. Biz buranın çocuğuyuz. Hani Zonguldak çocuğuyuz. Buranın köyündenim ben. Hani deyimiyle hani baltayı kazma elimizde gittik biz oraya. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. İşte biz yerin altına giriyoruz. İşte yerin altına dediğim şeye, göçe çıkartıyoruz. Zaten ekiplerimiz işte bölündüğü için 10'ar kişi, 15'er kişi. Herkes bir iş dağılımında. Tam yukarı çıkartıyoruz. Halk alıyor diyoruz. Afat bizim arkadaşı itmiş düşürmüş yani. Almış elinden canlıyı. Biz kurtardık diyorlar. Yani bu saçmalık yani. Biz Allah rızası için gittik oraya yani. Afat arıyor. Hani orada canlı varmış. Canlıya hani dokunmayın biz alacağız gibi ibareler kullanıyor. Tabii orada ne yalan söyleyeyim argo kelimeler çıktı benden. 17 saat olmuş enkazda çalışalım. 17 saatten beri enkazın başındayım. Tırnaklarımızla yeri geldi ellerimizle. Paramparçaydı benim ellerim. İşte canlıyı biz alacağız gibi söylemler oldu. Konuşmalar oldu telefonda. Ben dedim canlı vermem size. Ben dedim burada ekibimle 17 saat. Sabahtan beri dedim çabalıyorum ben senin burada canlı vermem. Sağ olsun arkamızda ordudan askeri de vardı. Askerinin hani ileri gelenleri hani rütbeliler. Tamam dedi siz hani sıkıntı yapmayın biz AFAD'da konuşuyoruz. Yani sonuçta AFAD oraya geldiğinde daha çok kaos çıkıyor. Neden? Biz arama kurtarmayı bırakıyoruz. Onların kavgasını ayırıyoruz. Hani AFAD'ı orada sevmiyorlar. Çünkü hani bizim yaptığımız işi hep onlar üstlenmeye çalıştı. Ha biz oraya reklama gitmedik. Bütün doğal afetler söz konusu olduğunda öncelik her zaman ekibi kurma işi Kızılay'daydı. Bu sefer AFAD'a verildi ilk defa. İlk AFAD operasyonuydu diyebiliriz yani bu deprem bölgesi için. O yüzden biraz da bana kalırsa reklam çalışması gibi görünüyordu dışarıdan. Çünkü ilk defa bir organizasyona katılıyorsun lider olarak, AFAD olarak. Burada senin en ön planda olman lazım ki işte ben bu olayların da altından kalktım. Bu ekipleri ben kurdum, ben yönelttim, işte ben çalıştırdım şeklinde. Biraz ön plana çıkma çabasıydı çünkü dediğimiz gibi belki de bölgeye en son gelen ekip AFAD ekipleriydi. Yani biz jandarmalarla beraber çalıştık ama AFAD'ı göremedik ortalıkta hiçbir şekilde ilk başlarda. 4. 5. gün bir çocuk gördüm. O da itfaiyede kolu mu kırılmış? Değişmiş mi? AFAD öyle mi geçmiş? Ya dedim oğlum sen ne yapıyorsun abi? Şu dedi bana dedi TTK şeyini dedi versene dedi. Niye dedim? Çok tepki görüyorum dedi.
Yani anam avradıma sövüyorlar, şey yapıyorlar. Gittim yeleğimi verdim. İki gün sonra karşılaştık. Abi dedi ya bu ne gibi madenci dedi. Her çorba gidiyorum, en üst sıraya gidiyorum, şeye gidiyorum, en üst şeye geçiyorum, malzeme istiyorum. Yani herkes AFAD'dan bir şey bekledi. Onun dışında biz enkazda hiç denk gelmedik. Riskli ve diğer birimlerin girmek istemediği enkazların tamamına madenciler gitti. Bizi yaralayan şuydu. Emek veriliyor, uğraşılıyor. İşte bir şeye, canlıya ulaşılıyor. Tam çıkartılacağı esnada geri çekilin deniyor. AFAD kıyafetli personel gelip görüntü vererek ortamdan uzaklaşıyor. Ya buna defalarca şahit olduk ama biz bunu orada tartışma konusu haline getirmedik. Ya o biraz yaralıyor insanı, biraz rencide ediyor. Küçük düşürüyor denmez de değişik bir duyguya sokuyor. Yani kendinizi böyle değersiz hissediyorsunuz. Bizler AFAD istemiyoruz dediler. YTK Zonguldak madenciler bize yetiyor dediler. Biz öyle bir duygulandı ki hani ne bileyim ya, AFAD'da bir sürü malzeme var. İşte ses dinleme, ısı algılama bir sürü cihazları var elinde. Ama kullanmasını bilen fazla kişi yok. Ne bileyim ben şöyle isterdim. AFAD bizimle bir bağ kurup arkadaşlar işte böyle böyle bir şey yaptınız. Biz de yardım edelim. Ne gerekiyorsa teknoloji cihazları verelim. Ne gerekiyorsa ne istiyorsunuz? İşte ne bileyim jeneratör mü istiyorsunuz? İşte hidrolik makas mı istiyorsunuz? İşte birbirinden ayırıcı malzeme mi istiyorsunuz diye. Böyle bir sunuda sunmadılar bize. Almanlardı galiba. En son bir binadı. Yani adamlarda her türlü alet edevat olmasına rağmen yani binayı riskli gördükleri için girmemişler yani. Yani bina riskli gözüküyor. Ya yani şimdi şöyle bir şey, hani onlar mesela bir can kurtaracağız hesabına yani 10 kişiyi feda etmek istemiyorlar yani onların kafalarındaki, ama biz bir can için yani 100 kişiyi feda ederiz yani. Cenaze teslim etmek hani biz önemsiz bir görev gibi görüyorduk, zaten ölmüş hani ne olacak falan, ama aileler için muazzam bir sevinç kaynağıydı. Bunu görünce de biz psikolojik olarak etkilendik açıkçası. Cenazeleri de teslim ederken özellikle beden bütünlerini bozmadan çıkartmaya dikkat ettik. Çünkü zaten çaresiz insanlar vardı. Yani cenazesini aldığı için bile elimizi ayağımızı öpecek. Yani bir saat dua eden insanlar vardı. Halk bizi gördüğü zaman yani madenci kıyafetlerimizi gördüğü zaman halkta ben şunu hissettim. Gözlerinde bir sıcaklık. Ya işte bize yardım edecek insan bunlar. Sıcaklığını hissettim. Yollarımız açılıyordu çünkü. Madenci gördükleri zaman bakıyorum depremzede yakınlar geliyorlar, bizlere sarılıyorlardı. Teşekkür ediyorlardı. Dedim ne oluyor? Hani biz ne yaptık ki? Hani beyaz baretlerimizi gördüklerinde alkışlar kopuyordu. Böyle bizi görünce insanların gözündeki o duyguyu, o mutluluğu bir görmeniz lazım. Sanki hani o kadar büyük bir acının içinde nasıl sevinebiliyorlar? Yani biz bile duygulandık. Yani öyle zorlandık ki böyle ne oluyor dedik. Yani o şeyde insanların gözündeki o mutluluğu görünce biz duygulandık. Böyle değişik oldu. Çünkü bir acı var. Acı varken mutluluk çok zor. Buruk gittik o bölgeden. Çünkü insanların bizim arkamızdan el sallayışları, işte tezahürat etmeleri, hani o şekilde onları gördükten sonra biz burada iyisiyle kötüsüyle bir şeyler başardık diyebildik en azından. Halk bize çok özgüvenli şekilde baktı. Madenciler geldiyse ölü veya yaralı, canlı bir şekilde alırlarsa bunlar alır diye hep ümitle beklediler. Hep bizlere ümit bağladılar. Biz de onların o ümidini yani üzgün bir şekilde gördüklerini görünce daha fazla çalışmaya devam ettik. Saatlerce çalıştık. Ya oraya gidiyorum. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Her yerde bir ceset var. Bakıyorum annem, bakıyorum babam, bakıyorum kardeşim. Bu sefer sen duygusala bağlıyorsun. Bu sefer daha da hırslanıyorsun ses geldiğinde içeriden. Onu almak istiyorsun. Karısı bekliyor, çocuk elinde. Neyi bekliyorsun abla? Kocam içeride diyor. Ne yapabilirsin buna ya? Ölürüm ona. Giriyorsun, dalıyorsun içeriye. Ya direkt aile, anne babanız aklınıza geliyor. Orada etekli, yazmalı biri gördüğümde annem diyorum ya. Sağ tarafa bakıyorum, babam diyorum. Çocuğu görüyorsun. En kötü şey de çocukların oyuncakları oldu benim için. Her girdiğim odanın kenarlarında çocukların oyuncakları vardı. Ya bu çocuk az önce oynuyordu burada. Aynı çocuğun kanları orada. Çocuğun beşiği var, beşikte kan var. Alınmış gitmiş. Dönüşe başladığımızda arabadayız. Hepimiz yorgunuz, birbirimize bakıyoruz. Üzgünüz, geride bıraktık herkesi. Kurtaracağımızı kurtardık, bizde enerji bitti. Ama geriye dönüp baktığımızda direğin dibinde bir çuval gibi bir şey görüyoruz. Hepimiz onu ceset gibi sandık. Hani ilk psikolojimiz gerçekten bozulmuş. Psikolojiniz bozulur dediler. Biz bozulmaz dedik ama yolun yarısında bunun farkına vardık. Yeme içme yerlerine girdiğimizde
Millet makyajlı bayanlar, bakımlı erkekleri görünce insan şöyle bir baka kalıyor. Bu sefer ayrı bir dünya. Ya diyorsun makyajlı insanların yüzüne baktığında bu az önce yer altındaydı. Toz, toprak, ne olursan ol. En güzel kız ol, en yakışıklı erkek ol, en zengin ol. Ne olursan ol. Orada muhtaçsın. Herkes birbirine muhtaç. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani o yani anlatılmaz. Biz orada yani duygu seriyle yani duygu yani zor yani hiçbirini tanımıyoruz. Yani bizim akrabamız değiller. Komşumuz değiller ama yani bizim insanımız. Toz pembe geldi bana. Televizyon bana toz pembe geldi. Hani dizi çekersin ya aynı öyle geldi bana. Gördüğüm manzara da bu yani yani şöyle durdum yani şöyle baktım bu ne? Düşün 10 katlı bina bir katlı enkaza gelmiş. Bir kat kalmış. Binalar toz. Bildiğin toz. Oradan çığlık, buradan çığlık, arama, yardım çığlıkları. Hani insan ister istemez hani onların hani ne yaşadığını hissediyor. Biz bütün şartları zorladık. Aracımız yoktu. Askeriyeden araç aldık. Şoför veremem dedi. Tamam aracı vereceksin dedik. Zorladık. Askeriyenin aracını bir iki gün kendimiz kullandık. Daha sonra DSİ'nin aracını kullandık. Ormanın aracını kullandık. Kurtarma çalışmasına gittiğimiz binalardaki işte vatandaşla, insanlarla tanıştık. Sonra dedik ki bize böyle büyük değil de daha küçük araçlar lazım hızlı hareket etmemiz için. Mesela oradaki vatandaş direkt tanımıyor bizi. Arabasının anahtarını verdi. Yani biz bütün şartları zorladık. İşte manivele lazımdı. Bir hırdavatçı bulduk. Açtırabilir miyiz falan. Sahibine ulaşamadık. Öldü mü, kim olduğunu da bilmiyoruz. Tamam dedik, inisiyatif aldık. Jandarmaya söyledik. Hırdavatçının kapısını kırdık. İhtiyacımız olan malzemeleri aldık. Yani biz bütün şartları zorladık orada. Ne talimat bekledik, ne emir bekledik. Kimseden bir şey beklemedik. Yani depremden sonra yani bu Zonguldak geldikten sonra herkes çok farklı bir moddaydı yani. Yani çok farklı moddaydık gerçekten. Hani biz değildik. Hani eski biz değiliz yani. Kesinlikle değiliz yani. Yani ben eski İsmail değilim. Yani olamam. Deprem olursa ne yapmamız gerekir? Çünkü genelde bulduğumuz cansız bedenlerimizin hepsi giriş kapılarında veya hollerde yakalanmışlar. Onlar da yine aynı şekildeydi. Üzerlerine çelik kapı düşmesinden kaynaklı sıkışıp kalmışlardı orada. Yatağın yanında kalmak daha kurtarma olasılığını yükseltiyormuş çünkü. Bunu bir kere daha çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Yaşayanların birçoğunun çünkü kendi odasında kaldığını gördük. Hemen çıkmanın peşinde. Düşünün, çelik kapısını açıyor, merdivenden gidecek. Düşün, bina kaç katlı? 14 katlı bina. Nasıl ineceksin merdivenden? Çoğu kişi merdiven boşluğunda kalmış, ölü. İtiş katış olmuş. Düşünün, bir tane fotoğraf vardı bende. 5 kişi, 6 kişi bir anda yığılmış aynı yere. Merdiven boşluğuna kalmışlar. Ama ben şuna şaşırdım. Mesela depremlerde bize küçüklüğümüzden beri hep kiriş altına girin, kiriş altına girin. Buradaki çoğu ölüm kiriş altında olmuş yani. Kiriş altında yaşadı. Yani insanlar kaçmasa yataklarının yanında ya da masanın altına ya da yaşam üçgeni buzdolaplarının yanına doğru gitseler yani can kaybı yarı yarıya düşer diye düşünüyorum. Çünkü çoğu kirişler orada sağlam olmadığı için, deniz kumundan olduğu için. Yani çünkü binalar sağlam değil. Biz anlayabiliyoruz. Yani betona baktığın zaman anlıyorsun. Demir incecik, demir. Bizim orada o şekilde demirler kullanmazlar yani. Büyük demirler kullanırlar. Yani oraya vurkaç yapmışlar anladığım kadarıyla müteahhitler. Ya bir de şey yazıyor, en ilgici benim işim şey 9 nokta bilmem ne depremine dayanıklı bina yazıyor böyle reklamında satmaya çalışırken. Bina komple yıkılmış site. 6 tane blok site yani önüne reklam koyarken 9 sitede insanları da öyle satmışlar yani. Enerjimizin son adresine vardık artık ki ses de gelmiyordu artık. Umutlar da tükendiydi. Döndük, aklımız orada kaldı. Deprem içimizden biri oldu. Yatarken bile duvarlar bazen insanın üstüne geliyor. Aklına geldikçe uyuyamıyorsun. Çocuklar yetim kaldı. Özellikle çocuklar. Çok etkiledi bizi orada çocuklar. O gördüğümüz çocuklar yani kendi çocuğuma bile bakarken aklıma gelmiyor değil yani. Şu an ne durumdalar? Ne haldeler? Sessiz bir yerde her yerden ses geliyor. Her yerden. Çocukları geliyor. Rüyama giriyor bir tanesi. Beni de niye kurtarmadın diye. O çocuğu mesela ben canlı halde görmedim. Hani biraz şeyde cenazesi. O çocuğun gerçek yüzünü görebiliyorum. Yani rüyamla öyle giriyor. Gerçek canlı bir şekilde. Parkta oynarken.
Ben de ikinci katta oturuyorum. Altı katlı bir bina. Buradan çıkmamız lazım dedim. Neden böyle düşünüyorsun? Ya dehşeti yaşamışım. Arsa alacağız. Hani arsaya döndüm yani. Karavan olsun, karavanda yaşayalım. Çadırda olsun, çadırda yaşayalım. Şimdi mesela yavaş yavaş atlatıyoruz. Her şey aynı. Yine aynı binadayım. Yine bekliyorum. Hani kimsenin elinden bir şey gelmiyor ya. Mecbursun. Nereye gideceksin? Gidebilecek bir yer yok. Bu paraya bu binalarda oturabiliyorsun yani. Belki böyle hayatımız devam edecek. Normal akışında her zaman olduğu gibi hayat devam ediyor. Ya işte ölen öldüğüyle kalıyor. Ama insan içinden söküp atamıyor, unutamıyor. Ben hayatım boyunca unutamayacağım. Oturdum, bir sigara içtim. Yarım saat sonra huzursuz oldum. Yani ben burada ne yapıyorum dedim. Orada hala insanlar da enkaz altında. Acaba dedim bizim burada olsaydı, bizim başımıza gelseydi ne olurdu? Benim aklımda hep orası kaldı ilk bir ay. Acaba daha ne yapabilirdik? Yani hep sayı olarak bahsediliyor. Ölenler, kazalılar. Hepsinin hayalleri vardı. Yani hepsinin hayalleri yıkıldı gitti yani. Bana göre benim sonucumda insan hayatının bir önemi yok. Eğer bir önemi olsaydı, evet deprem kuşağındayız. Deprem ülkesiyiz. Ben 40 yaşındayım. Belki 4 tane büyük deprem yaşadım. Demek ki biz bu depreme maruz kalıyoruz. Ama bunların şeylerini, önlemlerini almıyoruz. Neden almıyoruz? Çünkü insan hayatına değer vermiyoruz. İnsan hayatına değer versek bunların hiçbiri yaşanmaz. Mesela biz arama kurtarma ekipleriz, işte kahramanlarız, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan. Bunların hiçbir önemi olmaz. Bizim yani bizim etkimiz bir sonucun azaltmak için yapılan şeyler. Ama o olay olmadan önce önlem alınsa sorun kalmayacak. Olası bir İstanbul depreminden bahsediyorlar. Bu plan proje olmazsa ya nasıl olacak, nasıl gideceğiz yani İstanbul'a? Nasıl ya da farklı bir büyük ilde, Antalya'da, İzmir'de. İstanbul'a baktığımızda kentsel yapıları da görüyoruz az buçuk, tahmin edebiliyoruz. Nasıl olacak? Yani madenci de orada artık bir şey yapamaz. Bu 6 Şubat'tan bu tarafa doğru bir sene gibi bir olay oldu ya. Bir seneden beri bu şekilde, hızlı bir şekilde karar mekanizmalarımız mı yavaş yani? Pıtır pıtır yapılması gerekiyor. Yap çat çat, hazır olsun. Deprem mi oldu? Kim oldu? Kim gidecek? Hangi ekip gidecek? Çadırı kim kuracak? Yemeği kim yapacak? İşte bunları kim sakinleştirecek? Hangi gazeteciler oraya gidecek? Kimden bilgi alacak? Hemen ekibini yapılmalı yani bence. Şu an 36 yaşındayım. Yani ölene kadar unutmam. Kesinlikle yani. Her şeye bakış açını düşüyor. Yani ben şu an ailemi, çoluğumu, çocuğuma farklı bir yönden bakıyorum yani. Oraya gittiğim, yani giden ismardan eser yok. Kimse o şekilde ölmek istemez. Yani. Ya yani çocuklar yani. Büyükler de bir nebze hani içiniz şey yapıyor da. Çocuklar işin başka bir